Sevgili dostlar, hatırlarsanız bu kamera ile ilgili bazı öngörülerde bulunmuştum. Doğrusunu itiraf edeyim mi? Fuji bu kamerada yani 40 megapiksellik sensörüyle ciddi bir başarısızlığa imza atacağını, beklentileri karşılayamayacağını, hatta satın alanları da pişman edeceğini düşünmüştüm. Daha da ötesi, X-H2S'e göre yarı hızda olan bu kamera, X-H2S ile aynı otofokus sistemi ve algoritması X-H2'de başarılı olma ihtimalini de zayıf görmüştüm. Aslında yaşam felsefesi varsayımından uzak durmaya çalışan biri olarak hataların da anasını yapmıştım. Ama ben tükürdüğümü yalamayı da bilirim. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu uzuncana bir içerik olacağından ölümlere ayırmayı uygun gördüm. Böylece ister içeriğin tümünü, ister sizi ilgilendiren bölüme geçmenizi sağlayacak şekilde başlıklar halinde böldüm. Ayrıca Fuji dahil hiçbir sponsorum yok ve bu kamerayı da kendi paramla aldığım için sadece ve sadece inandığım doğruları aktarıyor olacağım sizlere. Önce dış yapısından başlayalım. X-H2 ya da S modeli dış yapı olarak birebir aynı olduğu için bu bölüm her iki kamera için de geçerli olacaktır. Ergonomik olarak bugüne kadar kullandığım en rahat model diyebilirim. Grip derinliği son derece uygun ve hem taşımada hem de kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Lens hariç, batarya ve kartlar da dahil sadece 660 gram. Ön taraf sağ üstte tetikleyici girişi, altta fokus mod değiştirme tuşu var. Sol altta lens değiştirme kilidi, üstünde bir atanabilir fonksiyon tuşu daha var ve ön çark var tabii ki. Kameranın üstünde sağ önde açma kapama switch'i ve deklanşör, iç içe. Hemen yanında video kayıt düğmesi. Onun da üstünde sırasıyla ISO, beyaz dengesi tuşları ve bir atanabilir fonksiyon tuşu var. Tuşların hemen yanında renksiz bir bilgi LCD ekranı var. Vizör yükseltisinin sağında LCD ekranı koyu ya da aydınlık hale getirme tuşu ve View Mode yazan, vizör ile alt LCD ekranı arasında görüntüleme seçeneklerini değiştirme tuşu var. Yükseltinin solunda göz bozukluğunu düzeltme çarkı varken solda ise video, filter, PASM ve C1'den C7'ye kadar 7 adet gerek foto gerek video ayar sabitleme mod çarkı var. Arkaya geçtiğimizde solda hem drive hem çöp kutusu olarak görev yapan tuş ve play tuşu var. Ortada yarım inçlik 7,76 milyon noktalı OLED bir vizör ve sağ tarafa geçtiğimizde aynı sırada joystick, AF10 tuşu ve arka kumanda çarkı var. Alta geçtiğimizde A, E, L ve Q tuşunu görüyorsunuz. Bunların altı D-pad denen, ortasına menü ve OK tuşu, etrafında da atanabilir 4 kısa yol kolu var. Son tuş hem display back hem de network özelliğine kolay ulaşım tuşu. Hemen yanında tam artiküle 3 inç ve 1,62 milyon noktalı çözünürlüğe sahip bir dokunmatik LCD ekranı var. Kameranın sağında CF Express ve SD kart yuvalarının olduğu gereğinde çıkarabildiğiniz bir kapak ve küçük bir telli kumanda girişini saklayan bir kapak daha var. Solunda ise tam boy HDMI yanında mikrofon ve kulaklık girişleri, altında da hem şarj hem de veri aktarımı sağlayan bir USB-C girişi var. Onun haricinde söyleyebileceğim yapısının sağlam, kaliteli ve premium hissi veriyor olması. Teknik özelliklerine gelecek olursak, bu kamera APS-C 40,2 megapiksellik X-Trans CMOS 5HR sensörü ve yeni X-Trans 5 işlemciye sahip. 60 dakikadan 1/180 bir enstantaneye sağlıyor ki bu şu ana kadar duyulmuş bir şey değil. Baz ISO değerleri 125'ten 12.800 ISO arası ve 64 ile 50.200 gelişmiş ISO seçeneğine sahip. Bunları da 3 otomatik ISO ile istediğiniz aralıklarda atayabiliyorsunuz. Fotoğrafta
Formatlarda ciddi bir artış var. Artık 3/2, 16/9, 1/1 yanı sıra 4/3 ve 5/4 format seçenekleri de mevcut. RAW formatında klasik sıkıştırılmamış, kayıpsız, sıkıştırılmış ve sıkıştırılmış seçeneklerin yanında JPEG ile beraber yepyeni 14 bit 1 milyar rengi desteklediği söylenen JPEG gibi pişirilmiş HEIF formatı da eklenmiş. Ancak ne yazık ki daha henüz Capture One ya da Lightroom Classic'te bu format desteği yok. Bu kamera 13 stop artı aralığına sahip ve menüden değiştirebildiğiniz 6 dinamik aralık ayar seçenekleri var. 19 film benzetimi, 3PEG ya da HEIF'te fotoğraflarınızı özgünleştirme ayarları, 3 odak ve 4 AF tipi seçeneği, Drive'da tek kare, seri çekim hızlı, yavaş, ISO ve beyaz dengesi, 4 farklı bracketing modu, HDR çekim, panorama çekim, çekimlenerek çoklu pozlama ve sonda da yine APS-C'de bir ilk Pixel Shift modu ki ona daha sonra değineceğim. Seri çekimde mekanik enstantanede saniyede 15 kare, elektronik enstantanede de 1/29 crop ile 20 kare çekim imkanı veriyor. Videoda 8K FPS, 6.2K 30 FPS, 4K HQ 30 FPS, 4K 60 FPS, DCI HQ 17/9 ve DCI 17 60 ve 30 FPS çekim şeyleri var. Hızlı kayıt sadece Full HD modunda 240 çarpı yani 10 kez yavaşlatma imkanı var. 4K'da bu özelliğin olmaması ciddi eksisi ne yazık ki. H264, H265, 4.0 ile 4.2.2, saniyede 50 ile 720 megabit arası kayıt. Apple ProRes LT, Apple ProRes 4.2.2 ve Apple ProRes HQ kayıt seçeneklerine sahip. Eterna dahil 19 film benzetimi ya da F-Log, F-Log 2 ve HLG seçeneklerinden birini seçin. Otofokus'ta fotoğraf ve videoda yüz göz algılama ya da hayvan, kuş, otomobil, motosiklet ve bisiklet, uçak ve tren arasında seçebileceğiniz nesne algılama yeteneği var. Bunun yanı sıra ekranda görünmesini istediklerinizi ilave etmek ya da çıkartma, 19 atama tuşu ile kamerayı kendinize göre tamamen özelleştirme zenginliğine sahip. Sevgili dostlar, bunlar kameranın teknik detayları ama şimdi gelelim benim yorumuma. X-H2 ile fotoğraf çekerken aslında bir X serisi crop sensörlü bir kamera değil de sanki hantal olmayan orta format GFX serisi bir kamera ile fotoğraf çekiyormuşum hissi yaşattı. Fujifilm'in yayınladığı 40 megapikseli destekleyen lens listesindeki lensler ile fotoğraf çekip bir bilgisayarda incelediğinizde söylenecek şey olağanüstü detay. Hatta croplamada bile kaybolmayan detay. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. İkincisine şaşırmadım çünkü bu zaten Fuji'nin gücü. O da nedir? Renk doğallığı. Ama X-H2'de bu daha da üst düzeye çıktı. Gördüğünüz fotoğraflarda zerre kadar renk düzeltmesi yoktur. Bir şaşkınlığımda otomatik beyaz dengesinin başarısı. Bir kez dahi elim beyaz dengesini düzeltmeye gitmedi. Aklıma bile gelmedi. Ama esas şüpheli olduğum ISO performansı ve düşük ışıktaki başarısı tükürdüğümü resmen yalattı. Gelin beraber inceleyelim. Sevgili dostlar, iki kamera arasındaki dinamik aralık farkına gelince, her ne kadar X-H2S için 14 artı ve X-H2 için 13 artı stop değerleri veriyorsa da Fuji, bu değerler, dikkat edin, F-Log 2 üstünden video dinamik aralık başarısıdır. Oysa ki
Fotoğrafta ve özellikle 125 ISO'da XH2, XH2S'i de XT4'ü de geçiyor ve burada da tükürdüğümü yine yalatıyor. Ama en şaşırtan kısım nedir biliyor musunuz? Yani bir crop sensöre dünyada ilk defa 40,2 megapiksel sığdırmaları ve bunun da sonuna kadar başarılı olmaları, çünkü bu resmen büyü. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Vallahi tek kelimeyle helal olsun. Bana göre Fujifilm full frame dünyasının bütün dengelerini yavaş yavaş alt üst ediyor. Ve çok kişiyi de Fujifilm'e döndürüyor. Pixel Shift özelliği denediğimde çok kolay kullanılır bir özellik olmadığını da söyleyebilirim. Bu özellik HDR özelliği değil. Kamera bunu piksel değiştirerek 20 kare çekiyor. Bunu daha sonra Fuji sitesinden bedava indirdiğiniz Pixel Shift Combiner adında bir program ile tek bir DNG dosyasında birleştiriyor. O dosyayı daha sonra Capture One'da vesaire de düzeltirsiniz. Bir Pixel Shift için mutlak ama mutlak hareketsizlik gerekiyor. Hem kamerada hem de çektiğiniz her neyse milimetre dahi kımıldamamalı. Yoksa olmuyor. Bu özelliği doğada en hafif rüzgarda bile kullanamazken dahili ortamlarda çekilen ürün fotoğraflarında müthiş netice veriyor. Otofokusuna gelince, valla orada da aslında yanıldığımı gördüm ve gerek yüz göz takibinde, gerekse nesne algılamada XH2S'ten çok da aşağı kalmıyor. Elbet aşırı hareketli nesneler olmamak kaydıyla. Orada da yalan yok, XH2S parlıyor. Aşırı hareketli nesneler çekimlerde ve özellikle de elektronik enstantanede daha da çok ortaya çıkan bir sıkıntı. Bu kameranın rolling shutter sıkıntısı ne yazık ki. Bu sıkıntı fotoğrafta sıkıntı ama videoda daha büyük sıkıntı. Öyle ki şöyle hızlı bir pan bile yapamazsınız. Ama onun haricinde ne çekerseniz çekin. Bir de düşünsenize 1 bölü 180 bin enstantane ile havada becerebiliyorsanız giden kurşun yakalayın. XH2 her ne kadar fotoğraf önceliği görünse de müthiş de video özelliklerine sahip ve aksiyon filmi çekmiyorsanız görüntü kalitesi ve başarısı konusunda valla Sony FX serisi video kameralarından çok daha aşağı kalmıyor doğrusunu isterseniz. İşin video kısmına daha sonra iki kamera arasında karşılaştırmalı bir içerik yapacağım için şimdilik daha derine girmiyorum. Ama rolling shutter dışında bence önemli bir eksiği de 4K 120 FPS olmaması ve bu da yazık olmuş. Sevgili dostlar, hayal kurmak serbestse o halde gelin hep beraber kuralım. 40 megapiksellik bir stack sensör hayalini hep beraber kuralım ve para biriktirmeye başlayalım, çünkü ucuz olmayacağı kesin olan bir hayal. Sevgili dostlar, XH2 ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala değilseniz lütfen abone olarak bu kanala destek olun. Sağlıklı kalın, keyifle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç, fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.